Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve bereketü. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize ve üzerimize olsun. Sevgili KON ve izleyicileri yine bir rahmet iklimi programıyla sizlerle birlikteyiz. Efendim şu anda her ne şekilde bizi izleyen tüm dinleyicilerimize sevgi, saygı ve hürmetlerimizi gönderiyoruz. Rahmet iklimi programında her zaman farklı konu ve konulara değiniyoruz. Bugün... Değerli konuğum Konya İl Müftülüğü'nden İl Başvaizi Mehmet Erşahin hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız sevgili teşekkür hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Elhamdülillah kıymetli hocam bizlerdeyiz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Değerli hocam, e, malumumuz e, 15 Temmuz'a doğru ilerliyoruz. E, 15 Temmuz'a biliyorsunuz başımıza e, ülkemiz çok büyük bir imtihandan geçti. E, 15 Temmuz Milli Beraberlik ve Şehitleri Anma Günü olarak kutlanıyor Sevgili hocam ilk önce şöyle bir başlı, başlıkla başlamak istiyorum. E, şehit hükmü nedir Allah katında? Fıkhi güncel sorular soracağım inşallah size. Ve 15 Temmuz'un ehemmiyetinden de kısaca bahsetmenizi rica ediyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. E, sözlerime alemlerin Rabbi olan Yüce Rabbimize hamd ederek, şükrederek sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de sonsuz salat ve selam ederek başlamak istiyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Öncelikle sizin ve bütün TV izleyicilerimizin Cuma gecelerini tebrik ediyorum. Allah razı Cuma gününüz mübarek olsun. Geçmiş kurban bayramımız mübarek olsun. Nice kurban bayramlarına Rabbim sağlık ve afiyetle bizleri kavuştursun. Amin hocam. Evet. İslam'da şehitliğin ve gaziliğin sevabı, fazileti, mükafatı çok büyüktür. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şehitlerle ilgili olarak iki ayeti kerimede şöyle buyuruyor. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمَّاتٍ وَالْاَحْيَاءُنْ وَلَكِلَّا تَشْعُرُونَ Sakın Allah yolunda öldürülenlere onlar ölüdür demeyin. Bilakis onlar yaşıyorlar. Fakat siz bunu bilemezsiniz, hissedemezsiniz anlayamazsınız buyurur. Başka bir ayette de velâ tahsebennellezîne kutilû fî sebîlillâhi emvâten vel ahyâun 'inde rabbihim yurzakûn ferihîne bima âtâhumullâhu min fadli diye devam ediyor ayet-i kerime. Sakın Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın. Şehitleri ölü sanmayın. Bilakis onlar yaşıyorlar. Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar. Rablerinin kendilerine verdiği nimetlerle sevinmektedirler. Ve kendilerinden sonra şehit olacakları da hiçbir korkunun ve üzüntünün olmayacağı o gün ile müjdelemektedirler. 15 Temmuz'da gerçekten 7 yıl önce büyük bir facianın eşiğinden döndük. Hain bir FETÖ darbe girişimi yaşadık. Allah vatanımızı, milletimizi, devletimizi her türlü iç ve dış Tehditlerden muhafaza eylesin. Amin. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık, afiyet, hayırlı uzun ömür diliyoruz. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Amin. Vatanımıza, milletimize, devletimize hain gözlerle bakan bütün iç ve dış düşmanların şerrinden vatanımızı, milletimizi, devletimizi korusun. Burada Amen. özellikle şunu ifade etmek istiyorum Harun Bey. Buyurun hocam. Böyle e, olayların bir daha yaşanmaması için başta dinimizi, kitabımızı, peygamberimizi çocuklarımıza, gençlerimize sahih dini bilgi ile Kur'an ve sünnete dayalı olarak güzel bir şekilde öğretmeliyiz. Böyle istismar hareketlerinden çocuklarımızı, gençlerimizi mutlaka korumalıyız. Allah yolunda elbette şehit olanların makamı derecesi çok yüksektir. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem pek çok hadis-i şeriflerinde şehitliğin önemini, faziletini bize bildirmişlerdir. Tekrar şehit olmayı, öldürülmeyi, tekrar şehit olmayı, bu dünyaya tekrar geri döndürülmeyi üç kere arzu ettiğine dair bir hadis-i şeriflerinde Peygamberimiz şehitlerin Allah katındaki makamını, derecesini bize bildirir. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bütün İslam alemini her türlü düşman şerrinden ve işgalinden korumak için bütün bir millet olarak ve İslam alemi olarak hepimizin çok uyanık ve dikkatli olması gerekmektedir. Bu Allah'ın bir emridir ve e'uddulehum mastata'tum min kuvvetin turhibuna bihi aduwallahi ve aduwekum diye ayetin devamında geçer. Düşmanlara karşı sizin düşmanlarınıza, Allah'ın düşmanlarına sizin bilmediğiniz Allah'ın bildiği düşmanlarınıza karşı kuvvet hazırlayın. Bu kuvvetle onları korkutursunuz, caydırırsınız, buyurmaktadır. Böylece biz millet olarak, devlet olarak birlik beraberlik içerisinde güçlü ve kuvvetli olursak İslam düşmanları, vatan hainleri, alçaklar vatanımıza, milletimize, devletimize Kötü gözle bakamayacaklardır. Herhangi bir saldırı girişiminde dahi bulunamayacaklardır. Biz vatanımızın, milletimizin, devletimizin ve bütün Müslümanların çok güçlü ve kuvvetli olması için bütün gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz. İnşallah. Peki hocam, vatan savunması, vatan uğra şehit olmanın zaten özelliklerinden bahsettiniz. Evet. E, vatan uğruna nöbet tutma, vatanı koruma bunun ehemmiyeti nedir hocam? Evet, Allah yolunda cihat diye geçer Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde. Vatan savunması, Allah yolunda nöbet tutmak, vatanın, devletin, milletin bekası için Müslümanların canlarının, mallarının, namuslarının korunması için nöbet beklemek, silah eğitimi almak, düşmana karşı her türlü üstün caydırıcı güce sahip olmak Allah'ın ve Resulü'nün kesin emridir. Ve bu vazifeyi yerine getiren askerlerimiz, polislerimiz, güvenlik güçlerimiz, yani güvenliğimizi sağlayan bu güzide insanlar, göz bebeğimiz. Allah onlardan razı olsun. Bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Amin. Gazilerimize şifa ihsan eylesin. Hayırlı uzun ömür versin. Allah yolunda bir gün nöbet tutmanın sevabı çok büyük hadis-i şeriflerde ifade edilir yıllarca namaz kılmış, oruç tutmuş insanların sevabından daha büyük sevaplar kazanacağımızı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde müjdelemektedir. Kur'an-ı Kerim'de de cihatla ilgili çok sayıda ayet-i kerime vardır. Çoğunluğunda "Tucahidû fî sebîlillâhi bi emvalikum ve enfûsikum." şeklinde geçer. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihat edin. Cihat edersiniz şeklinde Rabbimiz cihadın önemini bildirir. Vatan savunmasının, Müslümanların düşmana karşı üstün ve caydırıcı güç bulundurmalarının gerekli olduğunu bildirir. Aksi halde eğer Müslümanlar zayıf olacak olursa, devletleri, ülkeleri zayıf bir konumda olacak olursa tabii ki Dış güçler, İslam düşmanları, Müslümanların canlarına, mallarına, namuslarına, ülkelerine kastedebilirler. Onlara bu fırsatı vermemek için Müslümanların birliğini, beraberliğini, gücünü, kuvvetini her zaman daha da artırması, daha güçlü ve üstün bir kuvvete sahip olması gerekmektedir konuyla ilgili daha pek çok ayet ve hadis-i şerif bulunmaktadır. Teşekkür ederiz. Rabbim inşallah bize 15 Temmuz gibi bir daha böyle hain saldırıları ülkemize yaşatmasın. Amin. Dua edelim, temenni edelim. Ülkemize huzur, bereket ve lütuf ihsan eylesin. Amin. Sevgili hocam, güncel fıkhi meselelerle gerek konte ve izleyicilerine de tekrar hatırlatmış olalım. Size soru soracağım ve izleyicilerimize sorabilir eğer izniniz olursa hocam. 542 332 6 332 KON TV kurumsal WhatsApp attığımızdan hocamıza güncel fıkhi soruları sorabilirsiniz. Kıymetli hocam malumuz kurban bayramını geride bıraktık. E, maalesef herhangi bir özür sebebiyle kurban kesemeyen bir kimse bu kurbanlarını kaza edebilir mi? Nasıl hareket edebilir? Çünkü vacip olan bir Allah'ın emrini ibadet olan bir e, güzelliği yaşayamadı. Bir özürden dolayı bir aksilik oldu veya hasta oldu. Ne yapması gerekir hocam? Evet. Teşekkür ederim. Kurban Bayramı'nda kurbanlık hayvanını almış bir fakir düşünün ama kesme imkanı bulamamış. Hayvan hala canlı duruyor. Bayram gelmiş, geçmiş. 15 gün geçmiş. E, bu kesilmeyen hayvanın bir fakire, başka bir fakire sadaka olarak verilmesi gerekir diyor. Fıkıh alimlerimiz bütün din işleri yüksek kurulu fetvalarımızda, fetva kitaplarımızda, fıkıh kitaplarımızda böyle geçer. Zengin birisi kurban almış olsun almamış olsun fark etmez. Eğer kurban bayramında vacip olan kurbanını kesme. kesmediyse, kesme evet. imkanı bulamadıysa veya ihmalinden, kusurundan, şeytana nefse uyarak bu ibadeti Yapma geciktirmişse abi. ve zaman geçmişse Yine vacip ondan düşmüyor. Bayramdan sonra bu kurbanın bedelini fakirlere vermesi gerekir şeklinde fetva verilmiştir. Kıymetli hocam malumuz Zilhicce ayını yavaş yavaş bitiriyoruz. Muharrem ayına doğru ilerleyeceğiz değil mi hocam? Muharrem ayının ve aşure gününün fazileti hakkında neler söylemek istersiniz? Bu bazı aylar işte Ramazan gibi, Zilhicce gibi, Şaban gibi... E, biliyorsunuz 3 aylar. aylar. Bunlar Allah katında ehemmiyetli aylardır. Muharrem ayı da Allah evet. katında değerlidir. Ayetler ve hadisler ışığında e, öğrendiğimiz derecede. Hocam fazileti nedir? E, Allah katındaki müminlerin kazanacağı lütuflar nelerdir? Zilhicce ayının son günlerini yaşıyoruz. 5 evet. gün sonra Muharrem, Muharrem ayına ...girmiş olacağız Allah'ın izniyle. Allah hepimize hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler ihsan eylesin. Amin. 19 Temmuz Hicri yılbaşımız bir Muharrem. 28 Temmuz günü de Aşure günü olarak takvimlerimizde belirtilmiştir. Muharrem'in 10. günü. Aşura diye geçer hadis-i şeriflerde. Aşure günü. Konuyla ilgili birçok deliller bulunmaktadır. Muharrem ayının önemi... İçinde bulunduğumuz Zilhicce ayı, bundan önceki ay olan haç aylarından sayılan Zilkade ayı. Üç ayı Peygamber Efendimiz peş peşe saymışlar. Zilkade, Zilhicce, Zilhicce ve Muharrem'in haram Recep, aylardan olduğunu. Ayrıca Recep'in de haram Şaban, aylardan Ramazan. olduğunu. Üç aylar diyebildiğimiz bildiğimiz Recep Şaban Ramazan ayları Ramazan'a hazırlık ve Ramazan ayı 11 ayın sultanı. Bereketi. Farz olan oruçları tuttuğumuz mübarek ay. Ramazan'dan sonra Şevval başlamıştı. Şevval ayında haç ayları başladı. El haccu eşhurun malumat ayeti kerimesine göre haç bilinen aylarda yapılır buyurmuştu Rabbimiz. Peygamberimiz de bu bilinen ayların Şevval, Zilkade ve Zilhicce'nin ilk 10 günü olduğunu bize açıklamışlardı. Evet, Kur'an-ı Kerim'de inna iddete şuhuri indallahi 12 şehran fi kitabillahi yevme halakass vel ard minha erbaatun hurum şeklinde bir ayet var. Allah katında Allah'ın yerleri ve gökleri yarattığı günkü yazısında ayların sayısı 12'dir. Bu 12 aydan 4'ü haram aylardır diye isim belirtilmeksizin 4 haram aydan yani hürmet edilmesi gereken, saygı gösterilmesi gereken aylardan bahseder Rabbimiz. Peygamberimiz de bu ayetin Tefsiri mahiyetinde dört haram ayın zilkade, zilhicce, muharrem bunun üç peş peşe ay olduğunu belirtmişler. Recep ayının ayrı bir ay olarak geldiğini ifade etmişlerdir. İşte içinde bulunduğumuz bu günler kurban bayramını geçirdiğimiz zilhicce ayının son günlerine ulaştığımız ve muharreme hicri yılbaşımıza yaklaştığımız günler. Muharrem ile ilgili olarak da şunları ifade edebiliriz. Kıymetli Harun Bey kardeşim. Buyurun hocam. Peygamber Efendimizin sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellemin ağabeyden. Muharrem ile ilgili hadis-i şerifleri var. Sahih olanları da var. Zayıf olanlar da var ama ben bir tane sahih hadis-i şerif okumak istiyorum. <gülüş> Eftalus siyami ba'de şehri ramadan şehrullahi'l muharram diye geçer. Ramazan ayında tutulan oruçtan sonra en faziletli oruç Muharrem ayında Allah'ın ayı olan, Allah'ın ayı diye Muharrem ayını ayrıca peygamberimiz özelliğinden dolayı e, yüceliğini ifade etmek üzere hürmet edilmesi gereken ayrı önemli bir ay diye belirtmiş. Bu ayda, Muharrem ayında tutulan oruçtur. Peki hocam bu ayda da çok faziletler falan vardır değil mi? Yani Tabii yaşanan ki. olaylar. Tabii ki. Şöyle ifade edelim. E, Kur'an-ı Kerim'de vel fecri ve aşrin diye başlayan fecir suresinde Rabbimiz... Fecre yemin ediyor. Sabah vaktine, sabah namazına e, yemin ediyor. Sabah e, güneş doğmadan önceki o fecri sadık dediğimiz tan yerinin ağırması. Ağırmaz. Bunu bazı müfessirlerimiz kurban bayramı sabahı diye açıklamış. E, ondan sonra gelen 10 geceye yemin ediyor. İkinci ayette Rabbimiz on geceye yemin olsun. Acaba bu on gece hangi gecelerdir? Üç görüş var bu konuda. Ramazan-ı Şerif'in son on gecesidir. Çünkü Peygamber Efendimiz Kadir gecesini bu son on gecede arayın, tekli gecelerinde arayın buyurmuş ve her ve Ramazan itikafa sonunda girmiş. itikafa girmişlerdir. Bazı İslam alimlerimiz bu mübarek on gecenin Ramazan ayının son on gecesi olduğunu ifade etmişler. Bazıları Zilhicce ayının ilk on gecesi olduğunu çünkü haccın Arefe günü gerçekleşeceğini, El Haccu Arefe. Hadis-i şerifinde Resulullah Efendimiz beyan buyurmuşlardır. Hac Arefe günü Arafat'ta vakfeden ibarettir. Dolayısıyla ilk 10 gün çok önemlidir demişler. Bazı alimler de Muharrem ayının ilk 10 gününe işaret eder. Çünkü Muharrem ayı da çok faziletli bir aydır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muharrem ayını da övmüştür. Bu ayda oruç tutmanın faziletini bildirmiştir. O zaman hocam şurada bölmek zorunda kalıyorum aklınıza. Bu 3 ayı da hem Ramazan'ın son 10 gününü Zilhicce ayının ilk 10 gününü ve Muharrem ayının ilk 10 gününü iyi değerlendirmemiz, i̇yi değerlendirmemiz gerekiyor lazım. değil mi? Evet. Yani acaba hangisi tefsir alimlerinin evet. görüşlerine göre biz üçünü de müminler olarak ömrümüz yettiğince vefat edene kadar iyi değerlendirmek zorundayız. Tabii. Değer vermemiz gerekir. E, hepsi birbirinden kıymetli alimlerimizin görüşleri. Bu e, Muharrem ayı ve Aşure günüyle ilgili yine sahih hadis-i şerif var hadis kitaplarımızda. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye hicret ettikleri zaman Yahudilerin aşure günü orucunu tuttuğunu görmüş. Sormuşlar Resulullah Efendimiz siz neden bugün oruç tutuyorsunuz, niçin tutuyorsunuz Yahudilere. diye. Yahudiler de demiş ki Medine'de yaşayan Yahudiler Beni İsrail'i Hazreti Musa'yı ve ona inanan Müslümanları, müminleri Allahü Teala Firavun'un ve ordusunun Zulmünden bugün kurtardı. Kızıldeniz'den bugün geçtiler ve Hz. Musa Allah'a şükretmek için bugün oruç tuttu. Biz de onun için tutuyoruz deyince Resulullah Efendimiz Müslüman ben Musa'ya sizden daha yakınım. O benim kardeşimdi. Buyurmuşlar. Kendileri tutmuşlar. Müslümanların tutmalarını da emretmişler. Ramazan orucu farz kılınmadan önce Muharrem orucu farz kılınmış. Ama sonra Ramazan orucu farz kılınınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şallallahu serbest bıraktı diye geçiyor hadis kitaplarımızda. İsteyen tutsun, isteyen tutmasın şeklinde ama Peygamber Efendimiz Yahudilere benzememek için Muharrem ayının 9. 10. veya 10. 11. günleri... peş peşe tutmuş. Değil evet değil mi? İbni Kayyım el Cevziye diye bir alimimizin görüşüne göre 3 gün tutmak daha faziletli 9, 10, 11 Muharrem ayının 9. 10. ve 11. günlerinde tutmak daha faziletli. Ama yaz sıcaklarında tutmak zor gelir diyenlere hiç olmazsa iki gün tutmalarını tavsiye 10 ve 10 ediyoruz. Mi hocam? Evet. Yani 27-28 Temmuz şeklinde tutulmasını tavsiye ederiz. Cuma gününe de dek gelse ardı ardına peş peşe tuttuğu için tutulabilir değil mi hocam? Fıkhi olarak baktığımız zaman sadece Cuma günü nafile oruç tutmak tenzihen mekruhtur diye geçer. Sadece Cumartesi günü oruç tutmak yine tenzihen mekruhtur. Ama Cuma, Cumartesi birlikte tutulabilir veya Perşembe, Cuma tutulabilir. E, Cuma, Cumartesi, Pazar şeklinde hafta sonu tutulabilir. E, kaza orucu olanlara zaten biz öncelikle kaza orucuna niyet etmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü kaza orucu farz olan oruçtur. Tek başına Cuma günü de tutulabilir, Cumartesi günü de tutulabilir. Burada mekruh sayılan oruç, tek Aferin. başına tutulan Müslümanların haftalık bayram günü sayılan Cuma günü ve Ayrıca tek başına cumartesi günü oruç tutmak uygun görülmemiştir. Ama iki gün şeklinde tutulursa caiz görülür. Sevgili hocam malumumuz elhamdülillah harman zamanı değil mi? Evet. Hocam ee, ki Allahü Teala bize gökten rahmetini indiriyor. Toprağın altına sular veriyor. O sularla mahsulleri e, suluyoruz. Gökten indiri rahmetlerle buğdayımızı arpamızı, diğer mahsuller oluşuyor. Zamanı geliyor, harman zamanı. Tabi bu zamandayız, bu soruyu da sormadan olmaz hocam. İslam dininde öşür konusunu biraz açar mısınız? Öşür nedir hocam? Evet, teşekkür ederim. Öşür, onda bir demek sözlükte toprak mahsullerinin zekatını ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz öşrü bize emrediyor. Toprak mahsullerinden zekat vermemizi ürünlerimizin hakkını fakirlere vermemizi emrediyor. Bir ayeti kerime de ya eyhellezine amenu enfiku min ma kesebtum ve mimma ahrajna lekum minel ard. Ey iman edenler, kazandıklarınızın ve size yeryüzünden çıkardığımız ürünlerin iyi olanlarından infak edin. Yani öşürlerinizi verin toprak mahsullerinizin zekatını verin emrini bizzat Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de vermiştir. Yine öşürle ilgili bir ayeti kerime de min semerihi iza ethmara meyveler meyve verdiği zaman onun meyvesinden yiyin ve atu hakahu Yevma hasadi hasat gününde de harman gününde de onun hakkını verin. Yani fakirlere, yoksullara, yetimlere, öksüzlere Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinde belirtilen zekat verilmesi gereken 8 sınıf ihtiyaç sahiplerine öşürlerinizi de vermeyi ihmal etmeyin diye Rabbimizin özel uyarısı vardır. Peki hocam şöyle bir soru daha insanın aklına geliyor. Yağmur Allah'ın katına gelen yağmurla beslenen toprak farklı mı? Yoksa kuyusuyla adam elektrik çekmiş kuyu evet. kuyudan ona masraf harcayarak sulama yapıyor. Bunlar değişiyor mu hocam? Peygamber Efendimiz, Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize zekatı nasıl vereceğimizi öğretmiştir. Namazı nasıl kılacağımızı, hacı umreyi nasıl yapacağımızı öğrettikleri gibi. O zaman şöyle soram, toprak ürünlerinde nasıl zekat verilir Evet. Ee, öşür oranlarını da Peygamber Efendimiz bize bildirmişlerdir. Yağmurla ve nehirle sulanan e, arazilerde oranların farklı olduğunu peygamberimiz açıklamıştır. Ee, yağmurla ve nehirle sulanan arazilerde onda bir. Çünkü Allah katından bu sular geliyor ee, ve bizim kıraç arazi dediğimiz sular ile yağmur suları ile bizim arazimiz, tarlamız sulanıyor. Yani biz evet. bir masraf yapmıyoruz. Evet hocam. Dolayısıyla onda bir yüzde on daha fazla öşür vermemiz gerekiyor. Bu Peygamber Efendimizin bildirdiği orandır. Yani yüz tonda on ton vermemiz gerekir. Ancak e, kuyudan su çekerek masraf yaparak, işte elektrik masrafı günümüzde e, pompa e, ile su çekiliyor, e, efendim e, sondajla, sondajla e, masraf yapılarak yani mazot masrafı oluyor, elektrik masrafı oluyor ve diğer masraflar söz konusu oluyor. Peygamberimiz masraf yapılan tarlalarda bu oranın 20'de bir olduğunu beyan etmişlerdir. Bu da yüzde beşe tekabül eder. Örnek, evet, 100 ton ürün satan bir çiftçimiz, bütün masraflarını Din işleri yüksek kurulumuzun verdiği fetvaya göre tek tek kalem kalem hesap edip düşmek istiyorsa bunları düşer ama devletin verdiği teşvikleri de dikkate almak gerekir. Örneğin 100 ton buğday sattı diyelim. Şeker pancarı sattı. Eline şu kadar milyon TL geçti diyelim. Bunun yarısını eğer yaptığı masrafların yarısını devlet karşılamışsa, devletten aldığı teşviklerle bu masrafları ödemişse Evet hocam. Kendisi örneğin 50 bin lira bir masraf yaptıysa veya büyük tarlalarda 500 bin lira bir masraf yaptıysa işte bunun 25 bini 250 bini devletten geldiyse diyelim. Evet hocam. E, o zaman kendi yaptığını dikkate alacak. Kendi cebinden çıkan masrafı dikkate alacak. Devletin verdiğini dikkate almayacak. Devletin yaptığı yardımlar e, tabii ki e, Teşvik önemli. Için. Teşvik için. Üretimi artırmak için devletimiz Teşvik, teşvik kredileri veriyor, çiftçimizi destekliyor. Bu yardımları dikkate alacak, kendisinin cebinden çıkan masrafı düştükten sonra Din İşleri Yüksek Kurulumuzun fetvasına göre kalanın onda birini öşür olarak verecek. Eğer masrafları dikkate almak istemiyorsa, çok kolay Peygamber Efendimizin öğrettiği şekliyle 20'de bir. Yani 100 tonda 5 ton. 100 milyonluk bir buğday satışı yaptıysa, 5 milyon TL öşür vermesi Veya gerek. şöyle düşünebilir. Ya ben masraflar önemli değil. Ben Allah bana lütfetti. Ben evet. sadece Efendimizin buyurduğu gibi vereyim dese bu da hayır olur. Tabii eğer 20'de bir vermesi gerekirken onda bir verirse daha çok vermiş olur. Sevabı ona göre çok olur. Bir de şunu ifade etmek istiyorum Harun Bey. Buyurun hocam. Ee, geçen kış kurak bir kış yaşadık. Hiç yağmur ve kar yağmadı biliyorsunuz. Evet, hocam. Ocak ayının sonundan itibaren yağmurlar, karlar yağmaya başladı. Bir de e, 6 evet, Şubat hocam. depremini yaşadık. Tabii. Hocam. Yani 10 ili aşan bir felaket, büyük bir yüzyılın depremini yaşadık. E, tam da böyle karların yağdığı en soğuk günlerde bu deprem yaşandı. Geldi. Hala bu depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor çadırlarda kalan, konteynerlerde kalan kardeşlerimiz var, ihtiyaç sahibi olanlar var. Bir gecede var. zenginken faz evet. fakir kalan değil evet. mi? Evet, yani hepsi büyük bir imtihan. Allah'ın bir imtihanı. Sonra dikkat ederseniz Mart, Nisan, Mayıs, Hep. Haziran aylarında sürekli yağışlar geldi. Yani uzmanlar Direkt. bu yaz çok kuraklık olacak işte kıtlık olacak şöyle böyle diye epey korkutmuşlardı ama Allah'ın lütfu. Bayağı yağdı Rabbimize değil mi? ne kadar şükretsek azdır. Barajlar doldu, yeraltı suları arttı, ürünlerimiz kaliteli elhamdülillah. Şu an çiftçilerimizle görüşüyoruz. Yani çok güzel, kaliteli e, ürünler, ürünler Allah aldıklarını, etti. hasat ettiklerini, harman mevsiminde olduklarını ifade ediyorlar. Onun için bu yaşadığımız sıkıntılar işte son günlerde sel felaketleri yaşıyoruz mesela yangınlar çıkabiliyor. Allah korusun. Bütün doğal afetlerden Allah'a sığınmamız gerekir ve gerekli bütün tedbirleri elbette almamız gerekir. Şunu söylemek istiyorum. Öşür, zekat, Allah yolunda infak. Allah'ın bize verdiği maldan, mülkten fakirlere, yoksullara ihtiyaç sahiplerine vermek, eli açık olmak, cömert olmak Allah'ın emridir. Eğer biz öşrümüzü, zekatımızı, sadakamızı, hayrımızı, hasenatımızı çok verirsek Allah bizi bir takım kazalardan, belalardan, musibetlerden, afetlerden koruyacaktır. Ve e, Allah'ın izniyle kuraklıklar, ekonomik sıkıntılar aşılacaktır. Ve bolluk bereket olacaktır. Eğer İnşallah. zekat verilmezse Allah yağmurlarını keser diye peygamberimizin uyarıları var. Maalesef yapılan son araştırmalarda, Bizim toplumumuzda, ülkemizde zekat ve öşür verme oranları yüzde onları geçmiyor. Allah muhafaza. Yani bu çok üzücüdür. Yani bizim milletimiz çok cömert bir millet. Dünyaya baktığımız zaman yine bu oranın düşük olmasına rağmen dünyada milli gelirine göre en çok yardım yapan ülke bizim ülkemiz. Devlet ve millet olarak biz nerede bir doğal afet, Masum. nerede bir sıkıntı, nerede bir deprem, sel felaketi olursa hemen oraya yardıma koşarız. Yıllardır bu böyle devam eder. Yani en cömert millet biziz diyebiliriz ama buna rağmen bu yani. Evet. Buna rağmen bizim zekat ve öşür verme oranlarımız düşüktür. Hatta bazı köylerde öşür nedir diye hiç bilmeyen çiftçilerimiz olabiliyor. Biz bu vesileyle size teşekkür ediyorum. Kon teşekkür ediyorum. Özellikle Hala çiftçilerimize abi. toprak mahsulleriyle meşgul olan, meyve sebzecilik yapan Kardeşlerimize sesleniyoruz. İmam-ı Azam Efendimizin iştihadına göre ne ürün elde etmiş olursak olalım, ister sebze ister meyve belli bir e, nisap miktarı da olmaksızın İmam-ı Azam Efendimiz'e göre her elde ettiğimiz ürünün onda birini ya da yirmide birini öşür olarak fakirlere, yoksullara vermemiz gerekir. Hocam şöyle soralım. Çay, pancar gibi. Elhamdülillah Karadeniz sırf çay üretiyor. Evet. Konya tarafı, İç Anadolu pancar çok üretiyor. Tahıl. Ee, tahıl üretiyor. Birçok ürünler üretiyor. Nasıl e, zekat vermemiz gerekiyor buna da kısaca değinirseniz. Bir de hocam mesela sadece sebze işiyle uğraşan var. Evet, senenin seracılık yapan. Seracılık var. yapan. O senenin 12 ayı yaz da evet. olsa kış da olsa elhamdülillah bu seracılık vesilesiyle Allah bir lütfetmiş. Evet. Bizim çocukluğumuzda domatesi kışın bulamazdık değil mi hocam? Doğru. Şimdi Allah lütfetti bereketini kıldı dört mevsimde, kıl. dört mevsimde, bir mevsimde nimet var elhamdülillah. Elhamdülillah, elhamdülillah. Onların zekatını da açıklayabilirseniz. İmam-ı Azam Efendimize göre bütün meyvelerin, sebzelerin, tahıl ürünlerinin zekatının verilmesi gerekir. Az çıksın, çok çıksın. Ne çıkarsa Mutlaka verilmesi gerekir. Ya onda bir, Allah tarafından yağmurla sulanmışsa onda bir, kişi masraf yapmışsa, sulama masrafı yapmışsa, mazot, gübre ve diğer masrafları dikkate alarak bunu 20'de bir şeklinde verebilir. İmameyn dediğimiz İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve diğer alimler, mesela tahılda 653 kilo şeklinde bir nisap miktarı belirtilmiş günümüz şartlarında 653 kiloya kadar zekatla öşürle mükellef sayılmaz deniyor. bunu aşan miktarlarda eğer daha fazla ürün elde ediyorsa çiftçimiz o zaman zekatla mükellef olur. Şekilde Sebze bir ve hepsi var. hepsiyle alakalı. Hepsiyle değil mi? ilgili tabi. burada tahılın dışında mesela mısır diyelim. Evet. Arpa diyelim. Bunların değeri biraz daha tahıla göre, buğdaya göre düşük olabilir. Mesela 5 TL olabilir mısır diyelim. E, bu 5 vesk diye geçiyor nisap miktarı. 5 vesk evet, e, fıkıh diliyle söylersek. Bu 653 kilo ile çarpıldığında mesela 3250 TL gibi bir rakam ediyor. Yani bu değeri geçerse ancak öşür verilir. Diğer ürünlerde, mahsullerde de zekat verilir. Kendi bahçesine az bir şey ekmiş diyelim domates patlıcan, soğan ekmiş diyelim kişi kendi ihtiyaçları günümüzde için. Herkesin bahçesi evet, var. E, evet. Yani az miktarda ekmiş kendi ihtiyaçları için, çocukların ihtiyacı için ekmiş. Yani bu görüşe göre onlara öşür vermek gerekmez ama İmam-ı Azam efendimize göre. İmam-ı Efendimize göre az çıksın, çok çıksın her çıkandan öşür verilmesi gerekir görüşü var. E, bu da günümüzde fakirlerin, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak için e, daha uygun bir görüş. Yunus Emre Rahmetullahi Aleyh'in güzel bir sözü var hocam bu konuyla alakalı. Verirsen, dağıtırsan az deme çok deme ver. Allah sana ihsan ile çokça verir. Ne güzel. Dağıtırsan evet. bereket ihsan olur. Dağıtmasan yok olur. Mahzun olursun diyor. Gerçekten Doğru. tam bu öşüre geldi bu söz hocam. Evet iki tane ayet okumak istiyorum bu konuda eğer izin verirseniz. Tabii ki hocam. Yani zekatımızı, öşrümüzü, hayrımızı, hasenatımızı cimrilik etmeden, eksik bırakmadan, kuruşu kuruşuna hatta fazlasıyla vermemizin önemini belirten ayetler. Birinci ayet ve ma enfaktum min şeyin fehuve yukhlifuhu. Allah yolunda siz ne verirseniz buyuruyor Rabbimiz. Zekat, sadaka, öşür, hayır, hasenat, yardım, bağış ne verirseniz Allah sizin verdiklerinizin yerine daha iyisini verir. Daha çok verir, daha bereketlisini verir. buyurur. İkincisi faizle ilgili bir karşılaştırma yapar Rabbimiz ve ahallallahu'l beya ve harrama'r riba. Allah alım satımı helal, alım faiz. satımdan elde edilen kârı helal ama faizi haram kılmıştır. Buyurduktan sonra yemhukullahu'r riba ve yurbis sadakat. Allah faizden elde ettiğiniz gelirleri mahveder, yok eder. Yani faiz paralarının hayrını, bereketini size Kalmış. göstermez fakat verdiğiniz zekatları, sadakaları, öşürleri, hayırları, hasenatı artırır, çoğaltır, bereketlendirir müjdesini veriyor. Hocam, öşrü verilen mahsul elden çıkarılmayıp hani gidiyor ofislerde, çoğu yerlerde, ambarlarda, ambarlarda sıra var. Ne yapıyor? Adamın kendi imkanı var. Kimileri eskiden dedelerimiz toprağa gömermiş, değil mi hocam? Evet. Yani bu muhafaza edilirse, üzerinden bir sene geçerse, hani satmamış, kullanmamış bu mahsule yeniden zekat ve öşür gerekir mi, gerekmez mi hocam? Eğer öşrünü vermişse, Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeye göre ve atu hakkahu yevma hasadi. Ürünü kaldırır kaldırmaz. Buğdayı hasat etti, biçer döver geldi, hasat etti. Hemen orada vermesi lazım aslında çok geciktirmeden. Çünkü ne kadar hayır değil mi hocam? Yani hayırda acil etmek lazım ya. Hadis şeriflerde de öyle geçer. Evet hocam. Eğer yani tarlada bu öşrü ayırma ve ilgili yerlere ulaştırma imkanı varken yolda diyelim kaldırılan ürün buğday telef işte olursa. tır devrildi, Allah korusun, yangın çıktı vesaire, ürün telef olursa yine de öşrünün verilmesi gerekiyor çünkü ürün kaldırıldığında verilme imkanı vardı. Allah bunu emretti. Tabii. Hasat ettiğiniz anda verin diye geçiyor ayette. Hakkını verin. Ee, ama diyelim daha tarladan ürün kaldırılmadan Allah korusun bir yangın, bir sel, bir afet geldi. Ürünü kaldıramadık. Evet. Zarardayız. Allah muhafaza eylesin. O zaman öşürle mükellef olmayız. Fakat sizin sorduğunuz soruya gelelim. Ürün kaldırıldı, öşrü verildi. Ambarda bir yıldan fazla bekletiliyor. Ne kadar beklerse beklesin, öşrü verildiği için yeniden zekat gerekmez, yeniden öşür gerekmez demişler. Vermese hocam. Ama bir yıldan önce satmış kişi, yani ambarda bir süre bekletmiş değerlenince satayım diye. Bu arada şunu da belirtelim, piyasada stokçuluk, e, stokçuluk kara borsacılık haramdır, onu da ifade edeyim. Bu zalimlere evet. hocam buradan seslenelim. Allah rızası için böyle bir günah işlemeyin. Evet. Ülkemizi hem dara sokuyorlar hem fakir fukarayı zora sokuyorsunuz. Vallahi Allah kıyamet günü bunun hesabını sizden sorar. Buyurun. Evet kara borsacılara, stokçılara da buradan sesleniyoruz. Yani bunu yapmayın Allah ve Resul lanet ediyor. Yani çok ağır bir şekilde lanet eden ayetler, hadisler var. Kara borsacılıkla ilgili hadisler özellikle daha çok. Şunu ifade etmeye çalışıyoruz. Yani e, buğdaya ihtiyaç varken efendim eğer e, sıkıntı olur da insanlar hala ambardaki stokla e, stoklardaki e, buğdaylarını çıkarmazlarsa günaha girerler. Ama böyle bir sıkıntı yok. Memlekette bolluk bereket var. E, i̇şte hemen satmayacak da sırası gelince satacak. E, Piyasada satmak istiyor. Daha sonra satmak istiyor. Öşrünü vermiş bekliyor diyelim. Bir iki yıl bekliyor. Bekleyebilir. Bunda bir sakınca yok ama diyelim ki ürününü kaldırdı birkaç ay sonra sattı ve elinde parası var. Parasını bir yerde bekletiyor ve üzerinden bir yıl geçti. Öşürünü de vermedi. Öşürünü verdi. Evet. Verdiği halde parayı bekletiyorsa bir yıldan fazla o zaman o diğer ticari mallar gibi diğer paralar gibi o tekrar zekata tabi olur. Değerli hocam. Günümüzde bazı bahaneleri öne sürerek, yalan beyan vererek ev sahipleri kiracılara evden çık, oğlum evlenecek, kızımı evlendireceğim, kendim oturacağım, evi satacağım diye yalan beyanda bulunuyor. Ve kiracıları çok uygun bir fiyata otururken normal e, piyasanın değerinden 10 katına 20 katına fiyat çekiyorlar. Bu uygun mudur hocam? Değildir. Ve de en önemlisi asgari hücret... E, belirli bir standarda geldi. Eskiden ülkemizde asgari ücretle aynı değerde ev kiraya verilmezdi. Şu anda asgari ücreti bile geçti hocam. Evet. Bu insanlara neler demek istersiniz hocam? Ben genel e, konuşmak da istiyorum. Yani faiz fiyat artışları yapan, enflasyonu bilerek isteyerek yükseltenler. Evet hocam. Biraz önce karaborsacılara, borsacılara, e, stokçulara seslendik. E, Allah'tan korkun yapmayın diye fahiş zam yapanlara da sesleniyoruz. Gelin milletimizin, devletimizin aleyhine iş yapmayın. Enflasyonu artıracak gereksiz yere mallara zam yapmak suretiyle özellikle geliri düşük kesimlere, yetimlere, öksüzlere, ihtiyaç sahiplerine zorluk çıkaracak şekilde bir davranış biçimine girmeyin. Ev sahiplerine de sesleniyoruz. Vicdanlı, merhametli olun. Kendinizi kiracıların yerine koyun. 1500'den bir anda 10 bin liraya, 20 bin liraya ev kirasını çıkarmak ne demektir? E, akılla, mantıkla izah edilemez. Devletimiz e, bu konuda gerekli düzenlemeler yapmış. Enflasyon oranında ancak %25. kira artışı yapılabilir şeklinde kanuni düzenlemeler yapılmıştır. Vatandaş olarak bizim kanunlarımıza uymamız gerekmektedir. E, piyasa şartlarında, serbest piyasada efendim bu fahiş fiyatlar belirleniyor... ...gibi bir gerekçeyle bunu açıklamak doğru değil. Yani bir mahallede herkes içki içiyorsa bir Müslümanın içki içmesi helal olmaz. İçki içmek Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın kesin yasakladığı bir yasaktır, haramdır, günahtır. İçkiden, kumardan, zinadan, faizden, rüşvetten, hırsızlıktan, gasptan, her türlü büyük günahtan Müslümanın uzak durması lazım. Bazı insanlar bazı günahları işliyor diye diğer insanlara bunlar helal olmaz... Yani burada ev sahipleri de yine ürün satan, fahiş zamlar yapan kesimler de vicdanlı, merhametli olmalı. fakirin ekmeğiyle işte dar gelirli insanların sıkıntıya girmesiyle mutlu olacaklarını zannetmemelidirler. Bu konuda gerekli uyarıları Allah rızası için yapıyoruz. Allah'tan korkun yarın bunun mahşerde hesabı vardır. Değerli hocam Allah sizden razı olsun. Kamış ot gibi kendiliğinden yetişen ürünler için öşür gerekir mi hocam? Gerekmez. Kendiliğinden yetişen ürünler için gerekmez. Öşür daha çok ticaret amaçlı, gelir getirmek amaçlı ekilen dikilen meyvelerden, sebzelerden, tahıllardan gerekmektedir. Kendiliğinden biten ot, ağaç, kamış gibi şeylerden gerekmez. Ama bazı yerlerde ticaret amaçlı kavak ekilir efendim e, hayvanların yemi için e, bir takım mısırdır şimdi. evet mısır ekilir e, bunlar hayvan yemi bile olsa yonca sonuçta yonca ekilir bunlar ticaret amaçlıdır gelir getirici e, ürünlerdir bunların da öşrünün verilmesi gerekir fetvasını dinişleri yüksek kurulumuz vermiştir değerli ve izleyicileri ekranın altında da var tekrar etmekte fayda var 542 0542 332 6 332 kurumsal WhatsApp hattımızdan değerli hocamıza sorularımızı gönderebilirsiniz. Bizler de soracağız. Değerli hocam yine önemli fıkhi meseleler sorular var. Bunlardan bir tanesi de ekilmesi için başkasına artık icar mı deniliyor hocam? Evet. Günümüzde başkasına verilen tarlaların öşrü kim tarafından ödenmelidir? İcarat kiracı ve tarafından. kiracı tarafından mı? Evet, Ekeni. kiracı tarafından, eken kişi tarafından e, ödenmelidir. Çünkü tarla sahibi e, günümüzdeki iki uygulamadan birincisinde e, sadece tarlasını kiraya vermektedir. Yıllık olarak kiraya vermektedir. E, ürünü kiracı ekmektedir. E, ürünü kaldıran kiracıdır. E, tarla sahibinin ürünle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Sadece kira alacağını almaktadır, parasını almaktadır. Onun e, hakim olan görüşe göre öşürle herhangi bir sorumluluğu yoktur. E, burada e, ürünü kaldıran kişi kira masrafını da düştükten sonra diğer masraflarını da dikkate alarak kalan miktar eğer nisap miktarına 5 vesk dediğimiz 653 kiloyu geçiyorsa e, bir tondan daha fazla e, efendim ürün elde etmişse ee, onun öşrünü vermesi gerekir. Ee, ama ülkemizde bazı yerlerde, bazı köylerde yarıcılık diye bir yöntem var. Yani Nedir? para almıyor tarla sahibi. Ekiyor kiracı. Ee, bir ortağı var. Orta ekiyor, dikiyor bütün ürünün e, bütün ihtiyaçlarını e, orta masraflarını karşılıyor. Sadece ürün kaldırıldığı zaman yarı yarıya karını paylaşıyorlar. Karına, zararına ortak oluyorlar. Bu durumda herkes hissesinden sorumludur. Kendi hissesine düşen miktar eğer 5 vesk dediğimiz 653 kiloyu geçmişse bu ortaklar, yarıcılık yöntemiyle tarım yapan kişiler, yani tarla sahibiyle onun ortağı kendi hisselerine göre sorumlu olurlar. Elde, elde ettikleri ürüne göre öşürlerini verirler. Hocam bir izleyicimiz soruyor, icradan mal almak, gayrimenkul almak dinimizce mahsuru var mı, dinimize uygun mu diyor hocam. Evet, e, bu konuda İslam alimleri, fıkıh alimleri arasında ihtilaf bulunmakla beraber çoğunluğun görüşüne göre, icrada usulüne uygun, açık artırma yöntemiyle yapılan satıştan e, satışa girip ürün al almak, herhangi bir dükkan, ev, e, araç, satın almak caiz görülmüştür burada mümkün olduğu kadar alan kişilerin bu satılan malın değerini piyasa değerini korumaya çalışması tavsiye edilmektedir yani ölü fiyatına çok dipten bir fiyatla satılmasından ziyade tabibiriun kurtarılması için yani hakkının verilmesi malının ölü fiyatına verilmemesi ölü fiyatına alınmaması ve piyasa şartlarında mümkün olduğu kadar alınmaya çalışılması tavsiye edilmektedir. Maalesef hocam bu da günümüzde mümkün değil. Hani ağlayanın malı gülene yar olmaz derler evet, ya. Öyle bir maalesef söz de var. Var. Ee, maalesef alan bazı alimler var ama şöyle e, alacaklılar da mağdur. Eğer alacağını tahsil edemediği zaman o borç ödemediği zaman e, o da yıllarca bekliyor iyi niyetle e, borçluya süre veriyor ve inkâne Osratin usratin fenaziratun ila meysera ayet kelimesine göre eğer borçlu dardaysa onun genişlik vaktine kadar bir süre tanımak gerekir. Süre tanıyor, bir sene, iki sene, üç sene bekliyor. Buna rağmen e, herhangi bir adım atılmadığı takdirde haciz yoluna gidiliyor. O zaman açık artırma yöntemiyle e, borçlunun malı satılıyor ve alacak tahsil ediliyor. Bunu da alimlerimizin çoğunluğu caiz görmüştür. Peki hocam bir izleyicimiz soruyor. Ortak arpamız var. Bunun tek başına zekatını veremeyiz. Satıp kendime düşenin e, karından mı zekat versem olur mu diyor. Yani evet. ortak malımız da var ama e, ikimiz bir anda veremeyiz. Ben kendi payıma versem olur mu diyor. Tabii ki olur. Ortaklar kendi hissesinden sorumludur. Kendi hissesi 653 kiloyu geçiyorsa kaç ton ürün elde edilmiş? 100 ton. Kişinin kendi hissesine düşen miktar 100 ton buğday diyelim. Eğer masraf yapılmışsa 5 ton öşür verdiği takdirde borcunu ödemiş olur. Veya 5 tonun parasını verdiği zaman fakirlere öşür borcunu ödemiş olur. Hocam yine şöyle bir soru var. Vergi zekat yerine geçer mi hocam? Geçmez. Kısa cevap geçmez. Çünkü vergi devletin Vatandaşından alacağı miktardır. Evet Devlet vatandaşına yol, su, elektrik, verdiği altyapı hizmetleri karşı. getirmektedir. Bu verdiği hizmetlerin karşılığını vatandaşından istemektedir. Vergi bir vatandaşlık ödevidir, sorumluluğudur. Zekat ise Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle, peygamberimizin hadis-i şerifleriyle nereye verilmesi gerekeceği belirlenmiş Kur'an-ı Kerim'de. Tevbe suresinde 8 sınıf insan sayılır. Zekatın sadece bunlara verilmesi gerektiği belirtilir. Devlete vergi olarak verildiği zaman devlet bunu altyapı hizmetlerinde kullanabilir. Fakirlere de verebilir. Onun ayrımının yapılması gerekir. Ama e, vergi verdiğimiz zaman zekat vermiş olmayız. Zekatın ayrıca verilmesi gerekir. Günümüzde din işleri yüksek kurulumuz ve bütün fetva kurumları bu şekilde fetva vermektedir. Devlete verilecek vergi ayrıdır zekatımızı kendimiz hesaplayıp fakirlere e, ulaştırmamız gerekir. Peki hocam gayrimeşru yoldan kazanılan paraların zekatı olur mu hocam? Şöyle açıklayabiliriz. Gayrimeşru yollardan haram yöntemlerle elde edilmiş kazançlar, servetler, mallar, mülkler dinimize göre eğer hırsızlık, gasp gibi haram kazanç yöntemleriyle elde edilmişse kişi tövbe istiğfar eder etmez bu malları sahiplerine teslim etmelidir. Eğer sahibini bulamazsa, mirasçılarına, mirasçılarını bulamazsa gerçek sahibi adına fakirlere, yoksullara olduğu gibi hiçbir sevap beklemeden dağıtmalıdır. Yine başka haram yöntemlerle faiz, kumar, rüşvet, haksız kazanç gibi yöntemlerle haram paralarla servet elde etmişse hiçbir sevap beklemeden olduğu gibi Fakirlere dağıtmalıdır. Bunlar camiye Kur'an kursuna da verilmez. Camiye Kur'an kursuna e, hacca giderken helal parayla gidilir. Camiye Kur'an kursuna helal para verilir. Haram parayla da hayır yapılmaz. Ama e, günümüz din işleri yüksek kurulu fetvalarına baktığımız zaman... Evet hocam. E, haram paraların hiçbir sevap beklenmeksizin olduğu gibi... ...fakirlere verilmesi gerektiğini ifade eder bütün fetvalarımız. Çünkü fakirler açısından bir zaruret durumu vardır. Fakirler aç insanlardır. Kendi zorunlu ihtiyaçlarını zor karşılayan insanlardır. Dolayısıyla onlar açısından bu haram paraları tüketmeleri caizdir. Onlar açısından bir günah söz konusu değildir. Ama bu bunlara karşı eee yaptıkları için ayrı günah vardır. Tabii ayrıca büyük tövbe istiğfar etmeleri gerekir. Yani haram paranın tamamının fakirlere dağıtılması gerektiğini söylüyoruz. Dolayısıyla Zekatından bahsetmek mümkün değildir. Zekat öşür helal paradan, Veririz. helal maldan verilir. Hocam vadeli ticaret yapılmış ancak gününde ödeme yapılmamış. Geç ödenen gün için ticaret yapılan malın diğer artışı veya kiralama gibi bir fark alınması doğru mudur, caiz midir diyor bir izleyicimiz. Evet faizle ilgili bir soru. Gününde ödenmeyen borçların daha sonra enflasyon kaybı nedeniyle eridiğini görüyoruz. İmam Ebu Yusuf'tan gelen bir fetvaya göre enflasyon farkı talep edilebilir. Günümüzde fetva kurulları, Din İşleri Yüksek Kurulumuzun fetvalarına baktığımız zaman evet, enflasyon efendim. kaybı mali müşavirler tarafından, muhasebeciler tarafından doğru bir şekilde devletin ilgili resmi kaynaklarından hesap edilir ve paranın eriyen kısmı enflasyondan değer kaybı hesap edilir. E, ve bu tahsil edilmek istenirse bu caiz görülmektedir. Ama enflasyonun üzerinde talep edilen artışlar faiz sayılır, haramdır. Peki hocam yine güzel bir soru var. İnkar edilen veya geri alınma ihtimali olmayan alacaklar için zekat gerekir mi? Gerekmez. Çünkü inkar edilmiş ve tahsil edilmesi mümkün değil. Elde para, mal bulunmadığı için onların zekatı gerekmez. Ancak yıllar sonra diyelim tahsilat yapıldı. E, diyelim 10 yıl birisinden alacağınız var, alamadığınız zekat vermeniz gerekiyordu. Altınları verdiniz, alamadınız diyelim. 10 yıl sonra ancak o altınlar geldi. 10 yıl boyunca zekatının verilmesi gerekmez. Çünkü size 10 yıl boyunca bu ödeme yapılmadı. Altınlarınızı geri alamadınız, paralarınızı alamadınız. 10 yıldan sonra geldi, 80.18 gramı geçerse, tahsil ettiğiniz miktar ve üzerinden bir kameri yıl geçerse, o zaman zekatla mükellef olursunuz ve geldiği zaman bir yıllık zekat hesap edilir, verilir şeklinde fetva verilmiştir. Bugün bir abiyle karşılaştık hocam, o da böyle yine fıkhi bir soru. Ben bir araba aldım diyor, bir gün sonra parasını götürdüm, yani bugün aldım yarın parasını götürdüm. Adam kızdı diyor. Ne arabayı verdi ne paramı geri verdi diyor. Ben hakkımı helal etmiyorum. Adamın durumu değildi. paramı geri vermiyor diyor. Evet. Hatta beni azarladı bir daha gelme kapıma. Bu gibi insanların durumu nedir hocam? Bunlar kul hakkı ihlalidir, zulümdür, haramdır. Parası unahtır. olduğu halde evet, vermiyor Yani canım. hem malını satmamış hem parayı almış. Bu büyük bir kul hakkı ihlalidir. Alacaklı bunu hukuki yollardan almaya çalışmalıdır. Mahkemeye başvurmalıdır. Tabii elden verdiyse bunu kanıtlaması güçtür. Böyle durumlarda şahit bulundurmak ve yazılı bir belgeyle teslimat yapmak lazım. Günümüzde belli bir rakamın üzerinde bankacılık sistemi üzerinden biliyorsunuz bu tip sıkıntıları aşmak için mesela noter aracılığıyla satış yapılıyor. Noterde özel bir emanet hesabı var. Ödeme Tabii. yapıldığı görülüyor. Biraz daha güzelleştirildi. Evet iki taraf ödeme yapıldığını kesinleştiriyor. Noter bunu görüyor. Ondan sonra satışa izin veriliyor. Bunlar güzel tedbirlerdir. Yani bu yöntemlere başvurmak lazım. Yani kiracılarımıza da tavsiyemiz elden ödeme yapmasınlar. Veya bir mal alan kişi bunu sadece elden ödemesin. Eğer elden ödeme yapması gerekiyorsa mutlaka ödediğine dair bir fiş alsın bir Belge ödeme olarak. fişi bir belgesi alsın onu ispatlasın. Yani günümüzde bu güvene dayalı işlemlerde bazen Problem bütün oluyor. niyetli insanlar alacağını aldığı halde kiracıdan kira paralarını aldığı halde almadım diye yalan söylüyorlar ve kiracıyı çıkarma yoluna gidiyorlar. Yalan beyanda bulunanları duyuyoruz, üzülüyoruz. Yani bütün alacağını almış buna rağmen ben hiçbir kira parası almadım diye yalan beyanla Efendim dava açanlar oluyor. Hocam Bundan ne haramdır. ne üzücü. Hem yalan söylemek çok büyük günah Müslüman evet. olarak hem de kul hakkı yemek. Kul Allah hakkı yemek. iki şeyle huzuruma gelme evet. diyor. Maalesef elhamdülillah Müslümanız diyoruz ama bu haller hala bizde var. Evet. Bir izleyicimiz çok güzel bir soru sormuş hocam. Ben de soracağım soruyu da aslında. Mera'ya yani devletin boş arazisine Ürün ekmek caiz mi? Yani arpa, buğday vesaire. Devletten izin almak şartıyla caizdir. İzinsiz ekim ve ürün elde etmek caiz değil. Kısacası evet bu hocam. İzin almak gerekir. Peki hocam, vadeli bir alacağı dair bir çek veya senet zekat olarak verilir mi? Verilebilir. Din İşleri Yüksek Kurulumuza sorulan sorularda bunlar vardır. Günümüzde zekat... Altın olarak da verilebilir, para olarak da verilebilir, döviz olarak da verilebilir. Fakirin ihtiyacı neyse onu sorup, mesela giysiye ihtiyacı varsa giysi olarak verilebilir, kömürü yoksa kömür olarak verilebilir, gıdası yoksa gıda maddesi olarak verilebilir, kitaba ihtiyacı varsa kitap alınıp verilebilir. Yani aynı olarak da zekat verilebilir. Burada çek senet bir bedel olarak belli bir tarihte ödeneceği iki taraf tarafından imza altına alınmış kıymetli hukuki bir belgedir. Tahsilat yapıldığı zaman zekat ödenmiş olur. Ama senet çek ödenmezse, karşılıksız çıkarsa o zaman yeniden zekat verilmesi gerekir. Burada tahsilatı yapan fakir bunu tahsil ettikten sonra ancak yani bu senedin çekin karşılığını kendisi teslim aldıktan sonra zekat ödenmiş sayılır. Hocam sorularımız geliyor. Hayırlı akşamlar değerli hocam. Ee, değer kaybından bahsedildi. Enflasyon farkı alınabilir, e, caizdir denildi diyor. Diyelim bir eşya alacağız ama vadeli alacağız. Eşya aldığımız anda vade farkı koyulabilir mi? Koyabilir mi satıcı? Yani eşyayı bir yıllık vadeli aldık. Enflasyon farkı o anda mı hesap edilir? Ödeme günü gelince mi hesap edilir? Bunu soruyorum. Güzel bir soru. Teşekkür ederiz izleyicimize. Ee, şimdi İslam ticaret hukukunda peşin satış da caizdir. Vadeli satış da caizdir. Satıcı bir ürünü mesela telefon satıyor diyelim. Evet hocam. Peşin. Bu ürünü ben peşin 10.000 TL'ye, vadeli 12.000 TL'ye satıyorum diyebilir. E, müşteri bu iki seçenekten birini tercih edebilir. Daha alım-satım gerçekleşmeden önce, icap kabul dediğimiz, e, akit gerçekleşmeden önce seçenekleri satıcı sunar, alıcı, müşteri bu iki seçenekten hangisi işine geliyorsa, peşin ya da vadeli alım yöntemiyle o malı satın alabilir. Burada faiz söz konusu değil. Bütün İslam alimlerinin burada neredeyse ittifakı bulunmaktadır. Yani çoğunluğa göre vadeli satış, vade farkı koyarak bunu baştan belirterek satış caizdir. Ancak peşin bir satış yapıldı. Diyelim ki bu telefonu biz peşin 10 bin TL'ye peşin sattık. Ben size sattım. Siz 10.000 TL'ye satın aldınız. Aldım hocam dediniz. Ben de sattım dedim sonra ödeyemediniz. Bir ay geçti, iki ay geçti. Bana hala ödeme yapamadınız. Hocam bu alışverişi vadeliye dönüştürelim. Dedim. Vade farkını koyalım, faizini koyalım. Ben razıyım dediniz. Faizde zaten iki tarafın rızası vardır. Buna rağmen iki tarafın rızası olduğu halde haramdır. Bu akit artık faizli bir alışverişe döner. Bu caiz görülmemiştir. Peşin olarak konuşulduysa, Peşini Baştan alacaksın. peşin olarak bunun ödemesi yapılması gerekir. Tarih geçtikçe ben size e, gecikme faizi uygularsam ve bu faizi alırsam büyük günah işlemiş olurum. Faiz alma günahını işlemiş olurum. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin yasakladığı faiz günahını işlemiş olurum. Ama şöyle bir mağduriyet söz konusu olursa siz peşin anlık ödemeyle alacağınızı söylediğiniz halde hocam benim param şu an yetişmedi ben hemen evden alıp geleceğim. Hemen bir saate alıp getireceğim dediğiniz halde bir yıl geçmiş, iki yıl geçmiş hala eğer ödemediyseniz yani ödememe niyetiyle eğer bu ürünü almışsanız zaten bu bir çeşit hırsızlıktır. Dinimize büyük günahtır. Kul hakkı ihlalidir, zulümdür. Leyyül vacidi zulmun matlul ganiyi zulmun hadis-i şerifleri vardır. Zengin, varlıklı bir kişinin yani borcunu ödeme imkanı olduğu halde bile bile ödememesi, tehir etmesi, geciktirmesi zulümdür buyurur Resulullah Efendimiz. Ama gerçekten fakir düştü, ödeyemedi. E, onu e, kendisiyle konuşup e, belli bir süreye kadar erteleyebilirsiniz. Faiz almamak şartıyla. Gerçek ihtiyaç sahibi diyelim iflas etmiş, malı satmışsınız, alamıyorsunuz. Ona bir süre tanırsınız, borcunu ödeyebileceği bir süre tanırsınız. Eğer bu da mümkün değilse artık hayrınıza, sadakanıza sayarsınız. Zekata sayılması meselesi ayrı bir konudur. Eğer sattığınız ürün fakirin elindeyse, henüz başka birisine verilmemişse, üçüncü şahıslara gitmemişse daha sonra da zekatınıza sayabiliyorsunuz yalnız Karz'a hasen olarak verdiğimiz borçlar vardır bazen. Eşimize, dostumuza, arkadaşımıza borç para veririz. Evet hocam. Bir aylığına diye veririz. Bir yıl, iki yıl getirmez. Bazen onlar da mağdur ederler. Güveni sarsarlar. Şimdi gerçekten de bazıları fakir düşmüş olabilir. iflas etmiş olabilir. Bunu zekata sayabiliriz diyor günümüz fıkıh alimleri. Çünkü ve en tasaddaku hayrul inküntüm ta'lemun. Eğer bilirseniz alacağınızı yani Karz'a hasen alacağınızı zekatınıza saymanız sizin için daha hayırlıdır. Zenginse hocam. Buyurulur. Zenginse ödemesi farzdır. Ya da helallik alması gerekir. Yani zengin olduğu halde bile bile peşin diye aldığı malı aylar geçmiş, yıllar geçmiş ödemiyorsa, alacaklı da bunu helal etmemişse, tamam hakkım helal olsun dememişse, o zenginin bu borcunu ödemesi farza ayındır. Bir an önce borcunu ödemesi ve helallik alması gecikmeden dolayı da özür dilemesi lazım. Peki bu durumda diyelim bir yıl geçti, iki yıl geçti enflasyondan alacağınız eridi gitti. Sizden 10 bin TL alacağım var. Bir yıl ödemediniz. Bir yılın sonunda yüksek enflasyon sebebiyle diyelim ki bu alacağım e, 2 bin liraya kadar düştü. Enflasyondan eğer ben e, belirtilen, hesaplanan miktarı Ebu Yusuf Hazretlerinin fetvasına göre günümüz fetva kurullarının, Dinişleri Yüksek Kurulumuzun fetvasına göre alabiliyorsan bu faiz değildir diyoruz. Günümüz fıkıh alimlerimiz, hocalarımız böyle ifade ediyor. Ama enflasyonun üzerindeki artışlar yine faiz sayıdır. Diyelim ki benim 10 bin TL alacağım bir yılda eridi. Ben enflasyon farkını size uyguladım, sizden talep ettim. Diyelim ki enflasyon farkı da 8 bin lira çıktı. 18 bin lira isteyebilirim. Örnek. Ee, ama enflasyonun üzerinde 20 bin lira istersem o 2 bin lira faiz olur. Allah muhafaza. Allah, Allah muhafaza. bizi faizden ve faiz uygulamalarından muhafaza eylesin. Hocam e, faizli bir bankada ekspertiz gönderiyor ya gayrimenkuller için değerlendirme hizmeti vermek istiyor. Bu caiz mi? Ekspertiz Cahiz. ücretini diyor bankadan değil müşteriden alıyorlar diyor. Bunu baştan sözleşmede belirtmesi gerekir. Müşteri bunu kabul ediyorsa bu hizmeti ve bu hizmet karşılığında ekspertiz ücretini kendisinin ödemesini kabul ediyorsa caizdir. Hocam yine bankayla alakalı bir soru. Katılım bankalarının vermiş olduğu e, kar payına ortak olma caiz midir? Bu da... Evet yine Din İşleri Yüksek Kurulumuzun bu konuda fetvaları bulunmaktadır. Kar zarar ortaklığına dayalı katılım bankaları peşin alıp vadeli satış işlemi yaparak genellikle para kazanmaktadırlar. Elde ettikleri karın bir bölümünü kendi kurumsal giderleri için ayırmakta kalan örneğin diyelim yüzde yirmisini kendi kurumuna ayırdıysa yüzde seksenini ortağına pay etmektedir, karını paylaştırmaktadır. Burada tabii kar zarar ortaklığı söz konusudur. Dolayısıyla bu diğer faizli bankalar gibi görülmemektedir. E, günümüzde Müslümanlar faiz hassasiyeti olan Müslümanların e, paralarını e, evinde, iş yerinde muhafaza etme güçlüğü de bulunduğundan dolayı, yani piyasa Hırsız gerçeklerini çok giriyor. Tabi piyasa gerçeklerinde dikkate alarak e, eğer imkan varsa kasa kiralamayı tavsiye ediyoruz sadece güvenlik için bankada tutmak istiyorsa, kasa kiralama hizmeti faizli bankada bile olsa caiz görülmektedir. Ama bunun dışında vadeli veya vadesiz hesapta gereksiz yere para tutmayı Din İşleri Yüksek Kurulumuz caiz görmemektedir. Faiz sistemine destek olmamak açısından. Mümkün olduğu kadar katılım bankalarında paramızı muhafaza etmemizi, kar zarar ortaklığı hesaplarında muhafaza etmemizi tavsiye ediyoruz. Bir de bunu söylerken izninizle şunu da açıklayayım. Tabii Bütün künast kurumlarımız, katılım bankalarımız bir malı peşin alıp vadeli satarken, bu işten para kazanırken mümkün olduğu kadar satış işlemini yazılı halde yaparlarsa Din İşleri Yüksek Kurulumuzun tavsiyesine uygun hareket etmiş olurlar. Diğer bankalardan farklarını göstermek istiyorlarsa sözlü satıştan ziyade Mümkün olduğu kadar satış sözleşmesini yazılı hale getirerek bu şekilde bir vadeli satış sözleşmesiyle satışlarını yapmalarını tavsiye ediyoruz. Bir izleyicimiz şöyle soruyor hocam. İpotekle ev, araba almak caiz midir diyor. Caizdir. İslam hukukunda buna cevaz verilmiştir. Satıcı vadeli satış yaptığı takdirde kendi alacağını güvence altına almak için bir ipotek isteyebilir iki kefil isteyebilir. Bunlar caiz görülmüştür. Peygamberimiz Fa zamanında da daha sonra sahabe döneminde de örnekleri vardır. Bir izleyicimiz şöyle yazmış ama yanlış anlamadıysam faizli bankalardan ev almak caiz değildir değil mi hocam? İşte faizli kredi kullanmak caiz değil ama günümüzde TOKİ dediğimiz devletin vatandaşına ev edindirme hizmeti var. Biliyorsunuz bunu da bazı devlet bankaları aracılığıyla yapıyor. Zorunlu durumlarda Enflasyon oranının çok altında ve uzun vadelerle devletin burada bir faiz geliri elde etme amacı bulunmadığı ve vatandaşına kira öder gibi ev sahibi yapma amacıyla uzun vadelerde ev sahibi yaptığı belirtilmektedir. Bu TOKI'den, devletin bu hizmetinden yararlanmak, Din İşleri Yüksek Kurulumuzun fetvalarına göre caiz görülmektedir. Peki hocam zekat, e, havale, EFT gibi yollarla e, mesela e, bir fakir insan var. Akrabası hani akrabaya vermek eftaldir. EFT evet. yani. yoluyla veya Uzaktaki havale bir akrabasına. E, yollamak caiz midir hocam? Caizdir. İBAN'a gönderme şimdi çok yaygın. Günümüzde evet. İBAN'a göndermek. Yani İBAN verdiği. İBAN, İBAN hocam. hesabına göndermesi çok kolay. E, dolayısıyla e, hızlı bir... E, Temlik yöntemi diyebiliriz. Yani fakirin mülkü haline getirme. Onun hesabına geçtiği anda siz zekatınızı ödemiş olursunuz. Bu arada şunu da belirteyim. 15 gün önce kurban bayramımızı idrak ettik. Türkiye Diyanet Vakfı olarak evet, büyük bir hizmete bin... imza atıldı. Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Diyanet İşleri Başkanımız açıkladı. 745 bin adet hisse kesildi ve fakirlere milyonlarca fakire ulaştırıldı. Ee, yine elhamdülillah Türkiye Diyanet Vakfı olarak e, zekat, öşür e, ve diğer sadakalar konusunda Türkiye Diyanet Vakfımız e, özellikle bu depremden sonra depremzede, afetzede kardeşlerimize yardım, yurt dışında fakir ülkelere, Afrika ülkelerine, uzak doğudaki e, bir takım fakir ülkelere, Afganistan'a, Filistin'e e, hem kurban eti yardımı hem e, zekat e, bağışlarını ulaştırmak konusunda Tüm gayretini sarf etmektedir. Ben fakir bulamıyorum diyen bazı zenginlerimizi görüyorum. Ben 2 yıllık, 3 yıllık birikmiş zekatım var. Fakir arıyorum, bulamıyorum diyen zenginlerimize sesleniyoruz. Siz tek tek arama zahmetine katlanmayın. Türkiye Diyanet Vakfımız ve diğer vakıflarımız, derneklerimiz güvenilir olanları kastediyorum. Özellikle biz Türkiye Diyanet Vakfı olarak zekatınızı, öşrünüzü, Sadakalarınızı, Kurban Bayramı'nda kurbanınızı, diğer zamanlarda adak kurbanı kesiliyor mesela. Yine e, Türkiye Diyanet Vakfı'mıza gönül hoşluğuyla vatandaşlarımız e, zekatlarını, öşürlerini, kurbanlarını emanet edebilirler. Biz ihtiyaç sahiplerine yerinde ulaştırarak bu hizmeti veriyoruz. Hocam askeri personeller için e, bir banka var, Oyak e, Yardımlaşma diye bir kurum var yani bankadan ziyade. Ee, bu oyak e, fabrikaları var ayrıyeten diyor. Daha önce bankası vardı ama en önemlisi sadece kendi üyelerine faizle para vermektedir diyor. Her yıl ortalama kar vermektedir. Bu şekilde çalışan bir kuruma üye olmak ve her yıl kar payı adı altında para dağıtımı caiz midir diyor? Evet. Şimdi e, kurumların isimlerini zikretmeyelim isterseniz. Tabii yani biz kurum yazmış. İslam yani. hukukuna göre e, fıkıh Bilgilerimize göre hangi kurum, hangi teşkilat olursa olsun, hangi iki Müslüman kendi arasındaki yaptığı muamelede faizli bir işlem yapacak olursa bu caiz görülmez. Yani paranın karşılığında para elde etmek, paranın satılması yöntemi ile faiz elde etmek, faiz geliri elde etmek caiz görülmez. Ama hangi işlemler, hangi muameleler faizdir, değildir konusunda günümüz fıkıh alimleri arasında da, fıkıh bilginleri, İslam alimleri arasında da bazen ihtilaflar olabilmektedir. İzleyicimizin sorusunu daha detaylı kendisinden dinleyip öğrenmek isteriz. Şimdi bir fabrikaya ortak olmak, mesela bu borsaya da girebilir bu soru. Bir, fabri ben bir fabrikanın burası. hissesini satın almak caiz midir? Caizdir. Yani bir fabrikaya ortak olmak, onun karına, zararına ortak olmak caiz midir? Bunda sıkıntı yok. Ama ortak olduğumuz fabrika haramla uğraşıyorsa? E, İslam'a göre haram bir üretim yapıyorsa, mesela domuz çiftliği varsa affedersiniz, içki üretimi varsa, faizli işlemleri çok yapan bir faizli bankası varsa, faizli kredi kullanıyorsa yüksek miktarda Bunların hissesini alıp satmak caiz görülmemektedir. Ama ben bu sorduğunuz soruda detaylı bir inceleme yapmış değilim. Onu ayrıca inceleme fırsatı bulduğumuz zaman izleyicimize cevap verelim. Tamam hocam. Hocam zekatı vakti gelmeden de verebilir miyiz diyor bir kardeşimiz. Verebiliriz. Zekatı nisap miktarına ulaştıktan sonra 80.18 gram altına ulaştıktan sonra diyelim bir yılını doldurma şartı var. Bir kameri yıl peygamber efendimiz havli havelan diye hadis-i şeriflerinde açıklamışlar. Zekatın farz olma şartlarından biri bu. Bir kameri yıl 354 günü doldurduğu zaman zekat farz oluyor. Ama diyelim ki 6. 7. ayda erkenden ödemek istiyor zekat yükümlüsü. Nisap miktarına ulaştıktan sonra erken ödeme caiz görülmektedir. Yine düzenli olarak her yıl zekatını veren bir zenginimiz diyelim ki 3 yıllık 5 yıl 5 yıllık zekatını şimdiden hesaplayıp verebilir. Peki hocam zekat yükümlüsü bir kimse diyor. Zekatını vermeden fakir düşse, vefat etse, ahirete irtihal eylese zekat sorumluluğu düşer mi diyor? Düşmez diyor fıkıh alimlerimiz. Fakir düşse bile eğer e, vefat ederse vefatından önce vasiyet etmesi gerekir. Eğer vasiyet etmese günahkar olarak ölmüş sayılır. Çocukları, yakınları onun zekat borçlusu olduğunu biliyorsa kendi mallarından bunu verirlerse o rahmetli olan yakınlarının zekat borcunun Allah katında ödendiği ümit edilir şeklinde bir açıklamaları var. Vasiyeti yok yine de yakınları vermek istiyorsa zorun olmadıkları halde verebilirler verdikleri takdirde büyük sevap işlemiş olurlar. Peygamber Efendimiz'e sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem bir genç gelmiş. Bu özellikle fidye borcuyla ilgili bir soru. Ya Resulallah babam hastaydı, iyileşemedi. Sağlığında da oruç fidyesini ödeyemedi. Aniden vefat etti. Şimdi ben onun yerine oruç borcunu, fidye borcunu ödeyebilir miyim diye sormuş. Evet ödeyebilirsin buyurmuş Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sen Yine olsun. yaşlı babasının dedesinin yerine hacca gitmek isteyen Umreye gitmek kişiye isteyen. Peygamber Efendimiz onun borcu olsaydı sen onun borcunu ödeseydin borcu ödenmiş olur muydu? Evet işte sen de onun yerine hacca gidebilirsin diye Peygamberimizin hadis-i şeriflerinde belirttiği hükümler vardır. Dolayısıyla zekat borcu olan, öşür borcu olan bir yakınımız varsa veya piyasaya borcu olan bazı kimselerden borç para almış ödeyememiş, efendim mal almış borcunu ödeyememiş, sonra vefat etmiş olan kişi kul hakkı borçları öncelikle ödenir. Min ba'di vasiyetin yusi biha evdeyin miras ayetlerinde vasiyeti yerine getirildikten ve borcu ödendikten sonra miras taksimine geçilir buyuruluyor. Öncelikle kul hakkı borçları bir an önce ödenmeli. Varsa vasiyeti yerine getirilmeli. Kalan miras malları ondan sonra taksim edilmelidir. Mirasçılara tavsiyemiz bu şekilde. Ölenin mümkün olduğu kadar hem Allah'a karşı borçlarını hem de kullara olan borçlarını ödemeleridir. Hocam vaktimiz yavaş yavaş azalıyor. Bayağı da soru var. Dövize paramı bağlamamda bir sakınca var mı diyor dinen. Dinen bir sakınca yok ama ülke menfaatleri açısından, devletimiz, milletimiz açısından yani yabancı paraları çok aldığımız zaman onları desteklemiş oluyoruz. Yani bir Amerikan dolarını aldığımız zaman Amerika devletini desteklemiş oluyoruz. Bir e, euroyu aldığımız zaman Avrupa ülkelerini desteklemiş oluyoruz. Kendi TL'mizi, kendi paramızı güçlendirmemiz lazım. E, Hadis-i şerifte altın ve gümüş para olarak yaratılmıştır buyurur Resulullah Efendimiz. Ben e, parasını Muhafaza etmek isteyen kardeşlerimize altını tavsiye ediyorum. Ee, tabii yastık altında altında ekonomiye kazandırılmadığı zaman atıl bir güç sayılmaktadır. Günümüzde işte altına endeksli kira sertifikaları e, uygulamaları vardır. Bu caiz mi değil mi soruları çok gelir. Evet hocam. Ee, buna da kendi kendim ifade edeyim. Yani buna da eğer ticarette bunlar kullanılıyorsa faizli işlemlerde kullanılmıyorsa e, kar elde ediliyorsa, kira gel geliri gerçekten elde ediliyorsa caiz görülmüştür. E, altına dayalı kar -zarar ortaklığı hesapları caiz görülmektedir. Bunları tavsiye edebiliriz. Hocam mahkeme kararıyla diyor, e, boşanan eşler dinen de boşanmış olur mu? Ben eşimle mahkeme kararıyla boşandım diyor. Evet boşanmış olur, dini da gitmiş olur. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun resmi internet sitesinde de yayınlanan fetvalarına göre hem fetvalar kitabımızda yayınlanan fetvalara göre bir bain talak gerçekleşir. Daha sonra şu soru bize çok soruluyor. Taraflar pişman oluyor. Tekrar. Karı koca tekrar anlaşıyor. Çocukları oluyor. Bir yıl, iki yıl, üç yıl sonra tekrar barışıyorlar. Yeniden evlenmek istiyorlar. Bu caiz mi? Caizdir. Eğer başka bir boşama söz konusu değilse, kocası mahkeme kararından önce başka seferlerde eşim benden boş olsun, boşadım, bozsun gibi sözler söylemediyse, sadece mahkeme kararıyla bir kez boşama gerçekleşmişse ve daha sonra pişmanlık ve barışma söz konusuysa, aile birliğinin devamı açısından biz taraflara yeniden evlenmelerini, yeni bir nikah akdiyle beraber evlenmelerini tavsiye ediyoruz. Aile birliğini muhafaza etmelerini önemli teşvik ediyoruz. Çünkü günümüzde maalesef boşanmalar biraz arttı, evlenmeler azaldı. Maalesef. Bizim gençlerimizi, ailelerimizi eee evliliğe teşvik etmemiz, anne babaları çocuklarını evlenmeleri konusunda teşvik etmelerini tavsiye etmemiz gibi bir görevimiz var. Çünkü evlenmek Allah'ın emri, peygamberin sünnetidir diye geçer. Ve enkehul eya minke sizden ısrarım. bekar olanları evlendirin buyurur Rabbimiz. Peygamber Efendimiz de en nikahu sünneti فَمَنْ رَغِبَ عَنْ feleysemindi فَلَيْسَ Nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Mümkün olduğu kadar evlilikleri teşvik etmek ve kolaylaştırmak gerekir. خَيْرُ النِّكَاحِ اَيْسَرُهُ buyurmuş sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nikahın en hayırlısı, en kolay olanıdır. Tarafların birbirine ağır borç yükü altına sokmamaları, külfet getirmemeleri tavsiye edilmektedir. Evlendikten sonra da mümkün olduğu kadar taraflar birbirlerinin aile huzurunu, mutluluğunu artıracak güzel sözler, güzel ahlak, tatlı dil, güler yüzle e, ailede neşeyi, sevinci artıracak güzel işler yapmalı ve mümkün olduğu kadar aile bağlarını sımsıkı, kuvvetli hale getirmemiz gerekmektedir. Aile bizim son kalemizdir. Aileyi iyi muhafaza etmemiz gerekiyor. Günümüzde sudan sebeplerle, basit sebeplerle hemen boşanma yoluna gidildiğini görüyoruz şeytanı ve nefsimizi sevindirmeyelim. Allah'ı ve Resulünü razı etmek için dinimizin emirlerini yerine getirmeye gayret edelim. Bu dünya fanidir. Üç günlük dünyada günahlara dalmayalım. Tövbe istiğfar edelim. Ailemizde huzur, mutluluk hakim olsun diye karı koca olarak bizler çaba gösterelim. Çocuklarımızla inşallah mutlu, huzurlu bir dünya hayatı yaşayalım. Bu dünya hayatı zaten geçici. Asıl hayat, asıl yurt ahiret hayatıdır. Evlilik ve aile inşallah e, Rabbimizin izniyle cennette de devam edecektir. E, bütün aile fertleri cennete girdiği takdirde e, ebedi bir cennet nimeti, ebedi aile huzuru devam edecektir. Yani aileyi sadece bu dünyayla sınırlı görmemek lazım. E, böyle barışan, tekrar evlenmek isteyen Çiftleri de tebrik ediyoruz, teşvik ediyoruz. Fıkıh da erkeğin hanımıyla üç bağından söz edilir. Bir bayin talak gerçekleştiği zaman bu üç bağdan biri gitmiş oluyor. Taraflar tekrar barışır, anlaşırsa ve daha önce boşanma söz konusu değilse yeni bir nikah akdiyle bu kalan iki bağ ile evlilik devam ettirilir. Bundan sonra taraflar tabii evlilik hayatına daha fazla özen göstermeli. Birbirini kırmamaya, incitmemeye, üzmemeye, boşanmayı gerektirecek bir lafız, bir söz kullanmamaya çok dikkat etmesi gerekir. bir ayetle isterseniz sözlerimizi tamamlayalım. Ki. Ve aşiruhunne bil maruh buyurur Rabbimiz. Hanımlarınızla iyi geçinin ey Müslüman erkekler. Ailede hem erkeğin hem kadının birbiriyle iyi geçinmesini Allah ve Resulü emretmektedir. Rabbim hepimizin ailesine, huzur mutluluk versin. Anladım. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bütün İslam alemini her türlü doğal afetlerden, kaza, bela, musibetlerden korusun. Dünyada, ahirette hepimize iyilikler ve güzellikler ihsan eylesin. Bizi, annemizi, babamızı ve hesap gününde bütün müminleri bağışlasın bize rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Sevgili hocam çok teşekkür ediyoruz. Birçok sorumuzu cevaplayamadık. Sizi inşallah yine konuk edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum bizi kırmayıp edeyim. geldiğiniz için. Sevgili KON TV izleyicileri biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Birçok sorumuz var cevaplayamadık. Yine hocamızı bu soruları hocamıza soracağım. Yine inşallah başka bir programda hocamızı konuk edeceğiz. Sürçü lisanımız olduysa affola sizi kudret ve azamet sahibi Rabbime emanet ediyorum. Rabbim kimin ne derdi? ne sıkıntısı varsa bizim bilmediğimiz, Rabbimizin bildiği, sizin bildiğiniz ne sıkıntınız varsa Rabbim gidersin. Allah'a emanet olun. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.